çok üzüyor. Biliyorum bütün bunlara sebep benim. Yalvarırım yeter. Göreceksin her şey düzelecek. Hadi sil gözlerini. Yoksa bana inanmıyor musun? Sana inanmasam, seni sevmesem yaşayamam ben. Hiç kimseyi sevmedim, sevemeyeceğim kadar çok seviyorum seni. Ama henüz tahsilini bitirmedin, evlenmeyi düşünemezdin. Bu yüzden çocuğumuz olacağını sakladım senden. Fakat annemin durumunu biliyorsun. Kalbi çok zayıf. Gün geçtikçe de fenalaşıyor. Evlenmeden evvel hakikati öğrenmesini istemiyorum. Anlıyorum. En büyük arzum tahsilimi bitirdikten sonra seninle bir yuva kurmaktı. Madem ki çocuğumuz olacak hemen evleniriz. Ya aile? Onlar neden? Kimsesiz fakir bir kızla evlenmene razı olurlar mı? Bunu hiç düşündün mü? Neler söylüyorsun? Babam dünyanın en iyi insanlarından biridir. Saadetim için her şeyi yapar. Hemen ona yazıp vaziyeti bildireceğim. Muhakkak çok sevinecek ve bana yardım edecektir. Hem ben kararımı verdim. Hiç kimse mani olamaz buna. Güzel ve iyi olan her şeyi sende buldum. Bütün bunları ne bahasına olursa olsun kaybetmek istemem. Ne kadar iyisin. Senin yanında her şeyi unutuyor. Saadetin, sevilmenin ne demek olduğunu anlıyorum. Bahçede yazdığım gibi o sokak kızı bugün gene geldi. Tembih ettiğiniz gibi oğlumuzun niyetini öğrendim. Kıza evlenmek için söz verdim. Ellerinizden öperim Fatma. Allah'a ısmarladık yavrum. Güle güle. Yarın aynı saatte bekliyorum. Sakın geç kalma. Peki canım. Bana inanıyorsun değil mi? Hı hı. Hoşça kal. Güle güle. Merhaba. Merhaba Yaşar abi. Dur bakalım. Acelen yoksa birkaç laf edelim seninle. Kolumu bırak Yaşar abi. Etraftan görenler aramızda bir şey var zannedecekler. Biraz evvel öyle düşünmüyordun. Kimdi o? Arkadaşım. Bizim mezhepte böylesine arkadaşlık değil, oynaşmak derler. Bakıyorum işi hep ilerletmişsin. Yakında onunla evleneceğiz. Birbirimizi seviyoruz. Evlenmek için sevmek kafi geliyorsa ben de seni seviyorum. Hem de mahalleye geldiğin ilk günden beri. Ben sana hiçbir zaman o gözle bakmadım. Bir abi gibi seviyorum seni. Ne olur bir daha bana bunları tekrarlama. Bu laflara karnım tok benim. Abilik numaralarını sen başkasına yuttur. Biz mahallenin gülünü başkasına koklatmayız. Bir daha o zübbiyle görürsem doğduğuna pişman ederim seni. Kimsesiz olduğum için benimle bu şekilde konuşmaya cesaret ediyorsun. Bu erkeklik değil, ip bile komşusuna saldırmaz. Bırak kolumu. Ne o kız? Bakıyorum aşıkların çifter çifter. Kısmetin başından aşmış. Allah versin gözümüz yok ama hiç olmazsa mahallenin göbeğinde olmasın bu işler. El alemin ağzı torba değil ki büzesin. Anası evde can çekişiyor, kızı adım başında aşık değiştiriyor derler. Her şeyin bir usulü erkanı vardır ah kızım. Sen bu nasihatları kızına ver Hacer teyze. Benim oynaşmakta gözüm yok ki usulünü öğreneyim.
Sen o numaraları anana yuttur, anana şıllık! Hadi hadi, açtırma kutuyu söyletme kötü. Alimallah bir çenemi açarsam mahalleli tokmak olup kapında davul çalar. Yellos! Talihine şükret ki ağzı sıkı karayım. Nasılsın anneciğim? İyiyim yavrucuğum. Senin neyin var? Rengin solmuş. Bir şeyim yok anneciğim. Geç kalmamak için acele ettim. Yorgunluktan olacak. İlaçlarını aldım anne. Yalnız Damla'yı bulamadım. Birkaç güne kadar gelecekmiş. Anne, biliyor musun? En mesut gününün babamın sana evlenme teklif ettiği gün olduğunu söylerdi. Galiba benim için de öyle olacak. Bugünü hiçbir zaman unutamayacağım. Yoksa... Evet anneciğim. Biri benimle evlenmek istiyor. Hemen evlenmeye karar verdik. Razı olursan tabii. Onu çok mu seviyorsun? Evet anne. Birbirimizi çok seviyoruz. Senin yanındayken nasıl mesutsam, nasıl huzur duyuyorsam, aynı şeyleri onun yanında da hissediyorum. Madem ki seviyorsun, sevildiğine inanıyorsun, evlen yavrum. Canım anneciğim. Hele bak. Doğrusu olacak şey değil. Buna küstahlık derler. Hayrola, ne oldu Kemal? Al oku. Tüm bunlara sebep biziz. Bütün bunlar çocuklukta başlayan kötü bir terbiyenin eseri. Doğru olamaz. Orhan'ın böyle bir şey yapmasına imkan yok. Maalesef doğru. Pansiyon işlerine bakan kıza Orhan hakkında sık sık malumat vermesini tembih etmiştim. Toyluğundan istifade edip parası için onu baştan çıkaracak bir kadının mevcudiyetinden daima çekindim. Derhal hareket etmem lazım. İş işten geçmeden yetişmeliyim. Acele karar verme Kemal. Önce haberin doğru olup olmadığını öğrenelim. Şayet doğruysa Orhan'a ailece verilmiş olan sözü ve Nurten'in kendisini beklediğini hatırlatalım. Basit bir macera, bir sokak kadını için Nurten'i feda etmesine müsaade edemem. Onlara mani olacağım, ne bahasına olursa olsun. Benim de en büyük arzum Nurten'le evlenmesiydi. İyi bir ailenin kızı, çocuklukları beraber geçti. Demek yanılmışım. Bütün bunlar sevmek için kafi değilmiş. Bu izdivacın getireceği menfaatler yanında sevgi, aşk birer masaldan ibaret kalır. Oğlum bunu düşünemiyorsa ben varım. Fakat bu doğru olamaz. Orhan artık çocuk değil. Onu istemediği bir izdivaca zorlayamayız. Şayet o kızı hakikaten seviyorsa, evlenmek için söz vermişse anlayış göstermemiz lazım. Anlayış göstermesi lazım olan biri varsa o da oğlumuzdur. Hüsnü Bey'e söz verdik. Oğlumun kızını istemediğini, başka biriyle evlenmeye karar verdiğini söylemektense ölmeyi tercih ederim. İşi bu kadar büyütmen doğru değil. Hüsnü Bey makul bir insandır. Senin haberin yok. Şimdiye kadar kaç defa iflas tehlikesiyle karşılaştım. Her seferinde Hüsnü Bey'in yardımlarıyla vaziyeti kurtardım. Ona her bakımdan borçluyum. Şimdi niçin bu kadar çırpındığımı, neden bu izdivacın olmasını istediğimi anladın mı? Anladım. Şimdi her şeyi anladım. 20 yıl evvel o kızı terk edip aniden bana dönüşünün sebebini de anladım. Beni yanlış anlama. Nurten geldi. Ona bir şey belli etmemeye çalış. Yalvarırım bana yardım et. Anla beni.
Kolay gelsin Şaban dayı. Sağ ol Çiçek Hanım. Seninki yine iki diren bir çekirdek aldı başını gidiyor. Bakkal Yaşar'a gün doğdu gün. Aa, yapma Hacer. Vallahi inanma. Durup dururken kızın günahını alma ayol. Ne günahı budala. Eğer bana inanmıyorsan çamaşırı bırak da otobüs durağına kadar uzanıver. Eğer herif ceketini giymeye vakit bulamadan karanın peşine düşmediyse bana da kör Bilal'in kızı Hacer demesinler. Sen at sevgilim. Belki daha uğurlu gelir. İnşallah. Nereye gidelim? Nereye istersen. Olduğumu boş ver. Resmin sahibini arıyorum. Burada yok. Biraz evvel dışarı çıktı. Ne zaman geleceği de belli olmaz. Aldırma, beklerim. Sen işine devam et. Canın istiyorsa benim yanımda da ağlayabilirsin. Yürek acısını bilirim ben. Onu çok mu seviyorsun? Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır derler. Adım Yaşar. İkimiz de aynı derdin hastasıyız. Sen resmin sahibini, ben de ötekini seviyorum. Eğer bana yardım edersen çok yakında onları birbirinden ayırırız. Ne işe yarar? Ondan ayrılsa bile bir başkasını bulur. Ben onun için sadece çirkin, basit bir hizmetçi kızım o kadar. Odasını temizlediğim, çamaşırlarını ütülediğim zaman ihtiyar bir kadınmışım gibi dırtımı okşar. Hiçbir zaman benim de bir kalbim olduğunu, onu sevebileceğimi düşünmez bile. Boş ver bu lafları. Sen çirkin değilsin ki. Kendine biraz çeki düzen versen her erkek hoşlanır senden. Sahi mi? Güzel miyim ben? Orhan beni beğenir mi? Bu senin elinde.
Bir gün beni sevebileceğini bilsem her şeyi yaparım. Bu uğurda canımı bile veririm. Canını vermene lüzum yok. Bana yardım et kâfi. Ne istersen yaparım. Ama söz ver bana. Ona bir kötülük yapmayacaksın değil mi? Söz ver. Söz veriyorum. Sen de benim her istediğimi yapacaksın. Yemin ediyorum. Ne istersen yapacağım. Hala. Öyleyse dinle beni. Ve bir daha dönmedi. Annemin bütün tesellisi ben oldum. Kaderimin onunkine benzemesinden korkuyor. Bütün arzusu benim mesut olmam. Seni mesut edeceğim Nermin. Göreceksin. Bizim saadetimiz, çocuklarımızın sevgisi ona acısını unutturacak. Anneni hiç görmedim ama çok seviyorum onu. Bütün acısına rağmen seni mükemmel bir şekilde yetiştirerek saadetimi hazırladı. Ona çok şey borçluyum. Tanımak ister misin onu? Tabii. İstersen hemen gidelim. Sana olan sevgimi bir an evvel anlamasını istiyorum. Gidelim, ne dersin? Daha önce haber vermem lazım. Yarın yer olmaz mı? Peki. Yarın tam 5'te sizde olacağım. Hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk oğlum. Geldiğinize çok sevindim baba. Sizlere çok göreceğim gelmişti. Annem nasıl? Doğrusunu istersen pek iyi değil. Bütün gayretlerimize rağmen durumu düzelmiyor. Yoksa? Yok, telaş edilecek bir şey yok. Sadece seni çok özledi. Mektuplarını ihmal etmen onu bir hayli üzüyor. Haklısınız baba. Son günlerde derslerim biraz fazlalaştı. Vefasızlığına sebep derslerinse buna diyecek yok. Yalnız Nurten'in bizim kadar anlayış göstereceğini zannetmem. Nurten çok iyi bir kız, bizi hiç yalnız bırakmıyor. En büyük arzum tahsilini bitirir bitirmez onunla evlenmendir. Yoksa aynı fikirde değil misin? Baba, Nurten'in iyi bir kız olduğuna eminim. Fakat onunla evlenmeme imkan yok. Neden? Çünkü başkasını seviyorum baba. Başkasını mı seviyorsun? Kim bu kadın? Hayatta annesinden başka kimsesi olmayan son derece dürüst bir insan. Hatta bu hususta size bir mektup yazmıştım. Elinize geçmemiş olacak. Bu bir arzu mu yoksa verilmiş bir karar mı? Biliyorum, beni saygısızlıkla itham edeceksiniz ama ne bahasına olursa olsun onunla evlenmeye karar verdim baba. Ne zamandan beri kendi kendine karar vermeye başladın? Unutma ki aile şerefimizi alakadar eden mevzularda ancak ben karar veririm. Alelade bir sokak kızına ismini vermene asla müsaade etmeyeceğim. Yanılıyorsunuz baba. Sizi temin ederim ki tanıyınca onunla iftihar edeceksiniz. Bedbaht olmamı istemiyorsanız bana yardım edin. Basit bir macerayı bu kadar büyütmen doğru değil. Çekindiğin bir şey mi var? Onunla evlenmeye mecbur musun? Evet, mecburum. Çünkü onu seviyorum baba. Hayatta ilk defa sevmenin ve sevilmenin ne demek olduğunu ondan öğrendim. İyi ve güzel şeyleri hep onda buldum. Bunları kaybetmek istemem baba. Ya aile şerefimiz mevzu bahisse? Ne demek istiyorsunuz anlayamıyorum baba. Son senelerde mali durumum oldukça sarsıldı. Her seferinde Üstü Bey'in yardımları sayesinde vaziyeti kurtardım. Bugün ona olan borçlarımı ödemeye mecbur tutulursam elimde hiçbir şey kalmayacak. Ne köşk ne fabrika. Görüyorsun ki Nurten'le evlenmeye mecbursun oğlum.
Onun sana getireceği menfaatler basit bir kadın uğruna feda edilemez. Acı da olsa hakikati öğrendiğime memnunum baba. Şimdi annemin huzursuzluğunu, senelerdir saklamaya çalıştığı ıstırabının manasını anladım. Ne demek istiyorsun? Annemi hiçbir zaman sevmediniz. Onunla sadece parası için evlendiniz. Bugün beni de tıpkı sizinki gibi bir izdivaca zorluyorsunuz. Ben satılmış bir adam olmak istemiyorum baba. Kızın evini biliyor musun? Evet. Beni oraya götür. Nermin Hanım. Benim efendim. Ben Orhan'ın babasıyım. Sizinle biraz görüşmek istiyorum. Buyurun efendim. Buraya sizinle açık konuşmaya geldim. Oğlumla evlenmeye karar verdiğinizi duydum. Doğru mu? Evet efendim. Sizleri razı edebilirsek tabii. Peki ama uzun zamandan beri oğlumun bir başka kızla sözlü olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Hem de zengin bir dostumun kızıyla. Birbirlerini sevdiklerine inanıyorum. Oğlumun sizinle evlenmeye karar vermesi için sevgiden başka bir sebep, bir mecburiyet olması lazım. Ne dersiniz? Yanılıyorsunuz. Oğlunuzu seviyor. Onun da beni sevdiğine inanıyorum. Evvelce verilmiş bir söz olsa bile. Madem ki benimle evlenmeye karar verdi. Madem ki birbirimizi seviyoruz, bu sözün hükmü yok demek. Biz şerefli aileyiz. Şayet oğlum bu şerefi korumasını bilmiyorsa ben varım. Senin yapacağın en doğru hareket aradan çekilmektir. Bunu yapamam. İcap ederse hayatımın sonuna kadar mücadele ederim. Fakat ondan ayrılamam. Muhakkak ki oğlum senin için iyi bir kısmet. Fakat şunu bil ki arzum hilafına hareket edecek olursa onu mirasımdan mahrum ederim. Bu benim için bir şey ifade etmez. Oğlunuzu karşılığında hiçbir şey beklemeden seviyorum. Seven insan fedakar olur. Hangi hususta fedakarlık yapmamı istiyorsunuz benden? Sadece babasının arzusunu yerine getirmek için sevmediği zengin bir kızla evlenmesine yardım mı edeyim? İkimiz için de hayatımızın sonuna kadar ıstırap olacak bu ayrılığa razı mı olayım? Yalvarırım size beni anlamaya çalışın. İşi bu kadar büyütme. Daha çok gelsin çabuk unutursun onu. Bu hususta sana elimden gelen yardımı yaparım. İstediğin kadar para vermeye hazırım. Ben satılık değil. Sevmeyi, sevilmeyi anlamayacak kadar hissiz, taş kalpli bir adamla daha fazla konuşmak istemiyorum. Çıkın gidin evimde. Defolun. Defolun diyorum size. Seninle daha açık konuşmak istiyorum. Mali vaziyetim çok bozuk. İflas etmek üzereyim. Karım da böyle bir felakete tahammül edemeyecek kadar hasta. Oğlumun istikbali, benim haysiyet ve şerefimin kurtulması Nurten'le yapacağı izdivaca bağlı. Aradan çekilmekle bize büyük bir iyilik yapmış olacaksın. Senden yardım istiyorum kızım. Yapamam. Bütün anlattıklarınıza rağmen size yardım edemem. Çünkü şu anda
Sizin kadar yardıma muhtaç olan biri varsa o da benim. Yakında anne olacağım. Ne diyorsun? Başka şartlar altında olsaydı bu aşkın, bu ayrılığın beni öldüreceğini bilsem gene de size yardım ederdim. Ama artık elimde değil. Elimde değil. Tuzağını çok iyi hazırlamışsın kızım, seni tebrik ederim. Ama ben oğlum kadar saf ve tecrübesiz değilim. Bir sokak kadınıyla nasıl mücadele edileceğini çok iyi bilirim. Anne! Anne! Anneciğim! Telaşlanma yavrum, bir şeyim yok. Seni bekliyordum oğlum. Sabahleyin çok sert davrandım biliyorum. Sonra düşündüm, haklı olduğuna kanaat getirdim. Madem ki o kızla mesut olacağına inanıyorsun, pekala. Biliyordum zaten. Sizin iyi bir insan olduğunuzu, beni anlayacağınızı biliyordum. Derhal evlenmen için ne lazımsa yapalım oğlum. Sağ ol baba. Madem ki razı oldun, seni hemen onun yanına götürmek istiyorum. Müjdeyi senin yanında vereceğim ona. Kim bilir ne kadar sevinecek. Gelirsin değil mi baba? Oğlum, ben seni Ankara'ya götürmek için gelmiştim. Üzülmemen için hakikati sakladım senden. Annen hasta ve seni görmek istiyor. Ne var baba? Bir şey mi oldu? Biraz evvel Ankara'ya telefon ettim. Durumu kötüleşmiş. Derhal hareket etmemiz lazım. Neden daha evvel haber vermediniz baba? Annen istemedi. Derslerine mani olmaktan, seni üzmekten çekindi. Eğer onu görmek istiyorsan derhal hazırlan. Uçak bir saat sonra kalkıyor. Peki. Hemen hazırlanırım. Fakat Nermin'e haber vermem lazım. Bugün beni annesiyle tanıştıracaktı. Hakkımda kötü düşünmelerini istemem. Haklısın ama vaktimiz yok. İstersen durumu birkaç satırla izah et. Bu mektubu derhal Nermin'e götür. Beni beklemesini ve yakında döneceğimi söyle ona. Sakın ihmal etme. Hadi oğlum gidelim. Hoşça kal Fatma. Güle güle. Bu ilk ayrılışımızın acısını şimdiden duymaya başladım. Allah'a ısmarladık Orhan. Zor iş bu. Çok uğraştıracak beni. Numarayı bırak. Bu işin ustasısın sen. Banknotlara imzasını atan iki satır yazının hakkından gelemez mi? O işi karıştırma. Sen de su koyuverme. Emin'in karşılığını vereceğim. Ne istiyorsun söyle. Yaz bakalım. Onsuz yapamam. Elim titrer sonra. Orhan Bey gönderdi. Kendisi nerede? Niye gelmedi? Gitti.
Nermin, sen bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım. Bizim sonumuz yoktu Nermin. Çocukluk ettiğimizi anladım. Ayrılmamız ikimiz için de daha hayırlı olacak. Beni artık arama. Çocuğun da bir çaresine bakarsın. Orhan. Oh! Oh! Orhan! Kimi aradın güzelim? Rolünü fiyakalı yaptın delikanlı. Güle güle harca. Bunlar bizim için ufak şeyler abi. Merhaba Şaban Dayı, nasılsın? Merhaba beyim, sefa geldiniz. Seni çok özlemiştik. Ben de sizi. Sonra görüşürüz Şaban Dayı. Anne, seni çok özlemiştim anne. Yol boyunca neredeyse meraktan ölecektim. Nasılsın? Çok iyiyim yavrum. Hasta bile olsaydım seni görünce bir şeyim kalmazdı. Hasta değil miydin anne? Biraz rahatsızdım ama mühim değildi. Her zamanki gibi. Ne o? Beni sıhhatli gördüğüne memnun olmadın mı yoksa? Bu oyuna iştirak etmeseydin daha memnun olurdum. Ne oyunu? Ne demek istiyorsun? Babam senin ağır hasta olduğunu, beni yanına çağırdığını söyledi. Başka türlü hareket etmeme imkan yoktu. Aklına koyduğu çılgınlığa mani olmak istedim. Bu kadar basit bir oyuna tenezzül etmemeliydiniz baba. Beni buraya getirmeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Annemi sıhhatli gördükten sonra burada kalmam için sebep yok. Var. Burada kalıp Nurten'le evleneceksin. Bunun sebeplerini sana İstanbul'da izah etmiştim. Görüyorum ki beni lazım gelen dikkatle dinlememişsin. Bak oğlum. Bu ne bu? Muhakkak bir peri kızı olmalı. Söyle bana, in misin yoksa cin misin? Ne inim ne de cinim. Sadece Şaban dayının sevgi dolu bakışlarında güzelleşen çirkin bir kızım. Hadi oradan yaramaz. Sen de çirkinsen öbür kızlar ne yapsınlar? Dur bakayım. Bugün buraya gelmek nereden aklına esti senin? Kokusunu mu aldın yoksa? Neyin? Orhan'ın. Orhan'ın mı? Geldi mi yoksa? Tabii. Biraz evvel geldi. Görme çaratayı. Bu da müjden için.
Hayır baba. Bütün bu sebeplere rağmen onunla evlenmeyeceğim. Nurten benim için çok iyi bir arkadaş. Onu sevmeme, hayatımızı birleştirmeye imkan yok. Günün birinde Nurten'in de yanıldığını, beni sadece bir kardeş gibi sevdiğini anlayacağına eminim. O kadın aklını başından almış senin. Hakikatleri göremeyecek, Nurten'in hislerini anlayamayacak kadar körleştirmiş seni. Ya serveti? Evlendiğin takdirde senin olacak olan o muazzam serveti de mi görmüyorsun? Onu da mı tepeceksin? Satılık bir adam olmadığımı daha evvelce de söylemiştim size. Gözünüzü kamaştıran o servet belki ailemizin içinde bulunduğu durumu düzeltir ama kaybedeceğim şerefi asla iade etmez. Onunla evlenmeyeceğim baba. Nurten! Nurten! Beğendin mi? Söyle, yaptığını beğendin mi? Böylesi daha hayırlı oldu baba. Kendisine ne gözle baktığımızı öğrenmesine başka türlü imkan yoktu. Senin yanında birkaç gün daha kalmak isterdim anne. Fakat şu anda bana çok ihtiyacı olan biri var. Muhakkak gitmem lazım. Beni anlıyorsun değil mi anne? Evet oğlum. Hemen gidebilirsin. Şayet gidersen bir daha bu eve asla dönemezsin. Buna rağmen gitmeye mecburum baba. Özür dilerim. İstanbul'a mutlaka gitmen lazım mı oğlum? Evet. Dönmeye mecbur. Kızımın durumu beni korkutuyor. Ümitsizliğe kapılmayın. Doktor iyileşme ihtimali olduğunu, kurtulacağını söyledi. Buna ben de inanıyorum. Kızıma karşı olan hislerini bilmiyorum oğlum. Ama onun seni sevdiğine eminim. Kendine geldiği an seni yanında görmek isteyecek. Belki de bu onun son arzusu olacak. Bu arzusunu yerine getirmezsem hayatımın sonuna kadar acı çekerim. Biliyorum. Hakkım yok ama bir müddet daha gitmemeni, burada kalmanı istiyorum. Dostluğumuz namına bir baba olarak bunu senden istiyorum oğlum. Rica ediyorum. Feda ederdim. Ama birkaç gün daha birbirimizden ayrı kalacağız. Sebebini gelince izah ederim. Beni anlayacağına eminim. Baba olmanın sevincini şimdiden duymaya başladım. Dünyadaki annelerin en güzeli olacaksın. Sevgiler. Orhan. Kaç defa söyledim kardeş, fakat kardeşin kulağına ne kadar duymuyor. Onu olmuş mu? Allah'a emanet.
postacı efendi. Bana mektup var mı? Yok. 20 senedir hep mektup sorarsın. Mektup Nermin'e mi? Evet. Ben oraya gidiyorum. Ver götürüvereyim. Sana zahmet olmasın. Eksik olma. Buyur Hacer teyze. Rahatsız olma kızım. Sen benim evladım sayılırsın. Gülnaz'ım neyse sen de o. Seni böyle yapyalnız görünce yüreğim parçalanıyor. Biliyorum acın yeni, pek yeni ama ölenle ölünmez ki. Biraz kendine acı. Şu badem gözlerine bak ne hale gelmiş. Ne yapayım Hacer teyze? Elimde değil. Annem benim her şeyimdi. Onu kaybettikten sonra çok yalnız kaldım. Haklısın kızım. Ama bundan sonra hiç yalnız kalmayacaksın artık. Ben buraya hayırlı bir iş için geldim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle seni Yaşar'a istiyorum kızım. Ne dersin ha? Hayır Hacer teyze. Evlenmek istemiyorum ben. Ne Yaşar'la ne de başkasıyla. Üstüme iyilik sağlık. Böyle kısmet tepilir miymiş hiç? Alimallah Gülnazcığımı istese göbek ata ata veririm. Aslanlar gibi çocuk ayol, aslanlar gibi. Şu reftara bak hele. Oğlan senin için çıralar gibi yanıyor. Bir elin yağda bir elin balda olur. Seni altınlarla, ipekli libaslarla donatır a kızım. Altınları da, libasları da onun olsun. Kararım katidir Hacer teyze. Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsan, ona beni rahat bırakmasını, bir daha karşıma çıkmamasını söyle, yeter. Delinin zoruna bak. Oğlan sana talip olduysa kötülük mü etti yani? Üstelik bir de ayıbını örtmeye razı oldu. Maziyeti beni ilahkadar etmez diyor. Ne demek istiyorsun? Hadi hadi saklama. Ben adamın yüzüne bakıp ne mal olduğunu, kadının göbeğine bakıp kaç aylık olduğunu anlarım. Bana adıyla sanıyla kör Bilal'in kızı Hacer demişler. Burun kıvırmayı, naz etmeyi bırak da Yaşar'ı baş tacı et. Otur oturduğun yerde. Bütün mahalle seni diline doladı. Bir söylemediklerini bırakmıyorlar. Ne derlerse desinler, umurumda değil. Kimseden korkum yok benim. Her koyun kendi bacağından asılır. Eğer benimle bu şekilde konuşacaksan bir daha evime gelme Hacer teyze. Gelme, merak etme. 40 yıllık temiz adımı kötüye çıkartmak istemem zaten. Eğer azıcık aklın varsa sen de bu mahallede durmazsın artık. El alemin kulaç kulaç boynuz takmaya niyeti yok. Anladın mı? Ne oldu? Kabul etti mi? Hayır. İstemiyor. Şıllık az daha kovacaktı beni. Peki ne dedi? Söyle ona peşimi bıraksın. Erkekse bir daha karşıma çıkmasın dedi. Ben ona gösteririm. Peşini bırakırsam bana da Kara Yaşar demesinler. Boş ver aslanım, koç gibi yiğitsin. Elini sallasan ellisi, kolunu sallasan tellisi. Şimdi senin gibi koca nerede? Kala kala onun bunun artığına mı kaldın?
Akşama bize gel de ellenmemiş, koklanmamış Gonca'yı gül nasıl olurmuş gör. Kim bu be abla? Söyler miyim hiç ayol? Sürpriz denir buna. Pek merak ettiyse gel de gör. Hem de şöyle karşılıklı oturur bir iki lokma da atıştırırız. Ha? Ne dersin? Peki, geliyorum. Bekleyeceğim civanım, aslanım. Buyurun. Merhaba. Bugün iyi gördüm seni. Oldukça iyiyim. Sadece ayaklarımda uyuşukluk hissediyorum. Doktora sordum, uyuşukluğun zamanla geçeceğini söyledi. Zannedersem sinirlerde hafif bir zedelenme olmuş. Sen nasılsın? Ne zaman gidiyorsun? Yarın hareket etmek niyetindeyim. Yarın mı? Nurten. Hayır. Yalvarırım hiçbir şey söyleme Orhan. Hiçbir şey söylemeni istemiyorum. Düşünce ve hislerin içinde kalsın. Kendini mazur göstermeye çalışmana, suçlu hissetmene lüzum yok. Çocukluğumuzda olduğu gibi dost kalalım kâfi. Ne kadar iyisin. Hayatta en büyük şanssızlığım seni ve onu tanımam oldu. İkinizden birinin biraz kötü olmasını ne kadar isterdim. Bütün saadetime rağmen içimde daima kırık bir taraf kalacak. Belki günün birinde seni mesut görürsem tam saadete kavuşmuş olacağım. Ne olursun ağlama. Hatta kalbiyse gül biraz. Gülerek bak bana. Kırgın olmadığını söyle. Teşekkür ederim Nurten. Şu anda beni kavuşturmuş olduğun iç huzurunun büyüklüğünü tahmin edemezsin. Maşallah, bu ne güzellik Nurten. Bir başkası görse seni annesine babasına naz eden şımarık bir kız zanneder. Öyle değil mi Orhan? Haklısınız. Bugün ben de çok iyi gördüm. Babam nerede? Biraz işi var. Saat 5'e doğru gelecek. Otursana, niye ayakta duruyorsun? Ben geleli bir hayli oldu. Yarın İstanbul'a gidiyorum. Veda için gelmiştim. Yarın mı? Peki ama Nurten'in hastaneden çıkmasını beklemeyecek misin? Ne lüzumu var anne? Hem tamamen iyileşmeden hastaneden çıkmak niyetinde değilim. Pilotların usulünü tatbik edeceğim. Biliyorsun, kazadan kurtulan pilotu hemen bir başka uçakla havalandırırlar. İçimdeki korkuyu yenmek için babamdan yeni bir araba isteyeceğim. Hastaneden eve rüzgar gibi uçarak gideceğim anne. Hayır, hayır. Neden anne? Hayır, imkan yok buna. İmkan yok buna. Yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum. Alo? Terminal mi efendim? Yarın İstanbul'a hareket edecek olan ilk uçakta bir kişilik yer istiyorum. Kabise lütfen. Peki. Teşekkür ederim. Fesübhanallah. Hale bak. Bir de utanmadan göbeğini şişire şişire geçiyor. Seninki de laf kardeş. Utansa o işi yapar mıydı? Haklısın komşu. Kız şahisti. Mangalın üzerine cezveyle biraz nane koyup kaynatıver. Mide bulantısına iyi gelir. Delinin zoruna bak. Ben onun ebesi miyim ayol? Bana bak kız. Günahını almasınlar yavrucağım. Aman Mürvet, sen de en ukonu cahilsin yani. Hacer'in anlattıklarını duymadın mı?
Zavallı anacığı bile vaziyeti anlamış da bu şıllığın yüzünden yüreğine inmiş. İlahi, çenenizi ne yoruyorsunuz hatunlar? Su testisi su yolunda kırılır. Boşuna lak lak edeceğinize şunun pasaportunu verelim de mahallemizin namusunu temizleyiverelim. Hayrola kızım, neyin var? Hasta mısın? Hayır efendim, bir şeyim yok. Buyurun. Şöyle otur biraz. Ben yenilerini hazırlayayım. Özür dilerim efendim. Artık çalışamayacağım. Bazı sebepler dolayısıyla evden ayrılıyorum. Bir akrabanın yanına gideceğim efendim. Pekala. Senin gibi dürüst, çalışkan bir işçimi kaybettiğim için çok üzüldüm. Ne zaman arzu edersen gelebilirsin. Dükkanım sana açık kızım. Teşekkür ederim efendim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Aldıklarım bu kadar etmezdi ama neyse. Güzel hatırınız için razı olduk bir kere. Gözüm yollarda kaldı. Eğer bugün de gelmeseydin kalkıp ben gelecektim. İşlerimi ancak bitirdim. Senelerdir annemle beraber oturduğum yerden ayrılmak çok acı oldu süt nene. Üzülme. Bundan sonra beraber oluruz. Unutma ki sende benim de hakkım var. Bir daha üzüldüğünü ağladığını görürsem karışmam bak. Öyle zannediyorum ki derdinizi iyi anladım. Fakat tuttuğunuz yol yanlış ve oldukça tehlikeli. Evlilik dünyanın en mukaddes bağı. Çocuklar da Tanrı'nın en büyük lütfudur bize. Kocanızın biraz fazla çalışması, sizin bir parça gayretiniz bu işi halleder. Teklif ettiğiniz cinayeti işlemeye ne vicdanım ne de mesleğimin şerefi müsaade eder. Bu çılgınca fikirleri derhal bir yana atın ve kendinizi ana olmaya hazırlayın yavrum. Beni anlamıyorsunuz, beni anlayamıyorsunuz doktor. Size yalan söyledim. Ben evli değilim. Değilim. Hayatta hiç kimse yok. Yalvarın bana yardım edin. Kurtarın beni. Sana elimden gelen yardımı yapmaya hazırım. Ama istediğin manada değil. Bu ikimiz için de unutulması güç, acı bir cinayet olur. Bir hata işledin. İkinci bir hata işlemek istiyorsun. Seninle bir doktor gibi değil, bir baba, bir dost gibi konuşmak istiyorum kızım. Çocuğunu dünyaya getir, bütün ömrünü mükemmel, faziletli bir insan olması uğruna harca. Hayata bir insan kazandırdığın an, işlediğin hatanın kefaretini ödemiş olursun. Yanımda çalışmak üzere bir yardımcıya ihtiyacım var.
İstersen burada kalabilirsin. Bir dakika yavrum. Bunun için hemen karar vermene lüzum yok. Arzu ettiğin an kapım sana açıktır. Merhaba. Merhaba Nurten. Nasılsın? Çok iyiyim. Kendimi oyalamaya çalışıyorum. Çiçekleri bana mı getirdin? Başka kime olabilir? Yanında durabilir mi? Tabii. Nasılsa benim durumumda olan bir kızı hiç kimsenin kıskanmasına imkan yok. Gene başlama. Ondan haber alabildin mi Orhan? Hayır. Bütün araştırmalarım boşa gitti. Ümidim tamamen kayboldu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hasret ve vicdan azabı birbirine karıştı. İçimdeki şüpheyi bir türlü silemiyorum. Çok ıstırap çekiyorum Nurten. Her şeye sebep benim. Hepinizin durumundan ben mesulüm. Bazen başımı bir taşa vura vura parçalamak geliyor içimden. Nurten, belki delice bir teklif, belki de çıldırdığıma hükmedeceksin. Fakat benim için bir tek kurtuluş yolu var. Evlenmemiz lazım Nurten. Orhan! Hiçbir şey söyleme. Bunun zannettiğin gibi merhametle, acımakla alakası yok. Sen sakat bir kızsın, benim de kalbim kırık. İkimizin de felaketi aynı derecede büyük. İkimizin de aynı derecede teselliye ihtiyacı var. Bırak daima beraber olalım. Birbirimizi teselli edelim. Günün birinde bir mucize olabilir. Eğer içinde bir parça sevgi, bir nebze dostluk varsa beni reddetme. Reddetme Nurten. Allah mesul etsin. Göreceksin, çok mesul olacağız Nurten. Buyurun efendim, şöyle buyurun, büfeye buyurun. Buyurun. Allah mesut etsin hanımcığım. Sağ ol Şaban dayı. Bu da benden. Ne yapalım, çam sakızı çoban armağanı. Bundan alası can sağlığı. Senin bizimle beraber İstanbul'a gelmeye razı olman en büyük hediye Şaban dayı. İstanbul'a hemen mi gidiyorsunuz? Evet. Doktor rahatsızlığım için deniz banyoları tavsiye etti. Orhan da oradaki fabrikamızın müdürlüğünü yapacak. Allah bahtiyar etsin beyim. Hep beraber bahtiyar olalım Şaban Bey. Müzik
teşekkür ederim. Çok kızdın mı arkadaşına? O benim arkadaşım değil. Hiç arkadaşın yok mu senin? Yok. Oyun oynamayı sevmez misin yoksa? Sevmez olur muyum hiç? Bayılırım. Ama benimle alay ediyorlar. Neden yavrum? Çünkü babam yok benim. Annem çok uzaklara gittiğini söyledi. Bana babası sevgi diyorlar. Bir gün o uzak yerlerden gelsin, hepsinin kulaklarını çektireceğim babama. Aldırma sen onlara. Babasız olmak ayıp bir şey değil ki. Bak benim de çocuğum yok. Halbuki senin gibi bir çocuğum olmasını ne kadar çok isterdim. Sakın ha, istemeyin. Niçin? Ninem yaramaz bir çocuk olduğumu söylüyor. Hiç de yaramaz bir çocuğa benzemiyorsun. Adın ne senin? Sevgi. Benimki de Nurten. Ninenle mi geldin buraya? Evet, annem doktorda çalışıyor. Siz buraya her zaman gelir misiniz? Ara sıra. Bugün de parkın en terbiyeli, en güzel kızının resmini yapmaya karar verdim. Seni seçtim. Resmini yapmama müsaade eder misin Sevgi? Ederim tabii. Öyleyse arkadaş olalım seninle. İkimiz birlik olursak kuvvetli oluruz. Kimse alay edemez bizimle. Hı, ne dersin? Arkadaş olursak benimle oynar mısınız? Neden olmasın? Körebe oynar mısınız? Hı? Kovalamaca? Elbette. Neyi? Elif sende. Kovalamaca oynayıp ne yapacağız sanki? Terleriz, hasta oluruz sonra. Resim yapalım daha iyi. Öğreteyim ama. Bana resim yapmasını öğretir misin? Tabii öğretirim. Sen istedikten sonra. Bugün parkta tanıştım. Arkadaş olduk. Resmini yapmama müsaade etti. Şimdiye kadar gördüklerimden bambaşka bir çocuk bu. Son derece zeki ve hassas. Peki kimsesi yok mu? Neden sordun? Hiç. Ne bileyim, madem ki bu kadar sevdin, her zaman yanımızda kalması için bir çare buluruz belki. İmkansız. Baba sevgisini de paylaştığı bir annesi, bir ninesi var. Onlardan ne bahasına olursa olsun ayrılmak istemeyeceğine eminim. Babasına ne olmuş? Onu hiç tanımıyor. Görmemiş. Sadece çok uzaklara gittiğini zannediyor. Ama gene de içinde bir ümit var. Bir gün geri dönebileceğine inanıyor. Eğer bir çocuğumuz olsaydı bu yaşlarda olacaktı. Ama hiçbir zaman olmayacak. İçimizi yakan bu hasret hiç eksilmeyecek. Şu anda ne düşündüğünü, ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Ressamlıktan vazgeçip falcılığa mı başladın yoksa? İçinden geçenleri anlamak için falcı olmaya lüzum yok. Benimle evlenmekle hata ettin. Eğer o kadını bulsaydın, şimdi bir çocuğun hasretini çekmezdin. O kadın benim için sadece eski bir hikaye Nurten. Hatırladıkça acı veren eski bir hikaye. Ama bugün kapandı. Bitti artık. Bir daha bu mevzu açmamanı rica ediyorum senden. Elimde değil. Karar vermekte acele ettim. Benimle evlenmekle ömrümce ödeyemeyeceğim bir fedakarlıkta bulundum. Asıl fedakar olan sensin. Bana yaşama gücü verdin, beni tekrar hayata bağladın. Senin yanında mesudum. Hayatımdan memnun. Daha fazla ne isteyebilirim senden? Unutma ki bu durumda olan yalnız biz değiliz. Anlayışlı olmamız, halimize şükretmemiz lazım yavrum. Bitmedi mi kız? Kediler açlıktan ölecek. Şimdi bitiyor nineciğim. Ne olur kımıldama. Merhaba nine. Hoş geldin kızım. İnşallah ciğeri unutmamışsındır. Aldım nineciğim.
Nasılsın yavrucuğum? İyiyim anneciğim. Resim yapıyorum. Ninemin resmi bitsin, seninkine başlarım. Bak boyalarıma, nasıl, beğendin mi? Kim verdi bunları sana? Nurten abla. Yabancılardan bir şey almayacaksın dememiş miydim sevgi? O yabancı değil ki anne. Benden çok büyük ama arkadaş olduk. Sen her zaman hastalara, fakirlere yardım et derdin. Arkadaşımın ayakları sakat. Onu korumaya söz verdim. Hem ilk defa benimle alay etmeyen, babası sevgi demeyen bir arkadaşım oldu artık. Ama sen istemezsen boyalarını geri veririm. Hayır yavrum. Madem arkadaş oldunuz, onu korumaya söz verdin, yabancı sayılmaz artık. Hem kızımın sözünde durmasını isterim ben. Canım anneciğim. Yavrucuğum. Günaydın abla. Günaydın sevgi. Yalnız mı geldin yoksa? Yoo. Annemle ninem arkada kaldı. Seni görünce dayanamadım. Canım benim. Bak işte onlar da geliyorlar. Bu anne, bu da ninem. Merhaba kızım. Merhaba efendim. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Dün akşamdan beri hep sizden bahsetti. Bir ara kıskanmak bile geldi içimde. Haklısınız. Sevgiyle arkadaşlığımız henüz pek yeni. Buna rağmen eğer bir çocuğum olsaydı, onu da ancak sevgi kadar sevebilirdim. Hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağımı söylersem, sevgiyi nasıl sevdiğimi tahmin edersiniz herhalde. İstersen senin de çocuğun olurum ben. İkinci annem olursun. Olmaz mı yani? Teşekkür ederim sevgi. Senin gibi tatlı, iyi kalpli bir kızın annesi olmayı kim istemez? Bakalım annen seni paylaşmaya razı olacak mı? Kızıma karşı olan sevginizi gördükten sonra hayır dememe imkan var mı? Sevginin sizin gibi bir dostu olduğuna çok memnunum. Şimdilik bana müsaade. Gene görüşürüz. Bir dakika. Yarın sevginin bize gelmesine müsaade eder misiniz? Ona göstermek istediğim bazı resimlerim var. Pekala. Sizin yanınızda olduktan sonra mesele yok. Hoşça kalın. Güle güle. Ninemin resmi nasıl olmuş? Çok güzel. Okşadım saçını elimle yârim, resmini sularda gördü sevindi. Dedim ki ne kadar baygın gözlerin, dedim ki ne kadar baygın gözlerin. Başka bir rişveyle güldü gerindi, başka bir rişveyle güldü gerindi. Nasıl, beğendin mi? Evet, çok hoşuma gitti. Piyano çalmasını da öğretir misin bana? Elbette. Ne istersen öğretirim.
Senin bilmediklerini ben, benim bilmediklerimi de sen öğreteceksin. Amma yaptın. Ben sana ne öğretebilirim ki? Çok şey öğrettin bana. Bir çocuk tarafından sevilmenin ne demek olduğunu, yalancıktan bile olsa anne olmanın sevincini öğrettin. Bunların yanında benimkiler hiç kalır. Söyle yavrum, beni her zaman seveceksin değil mi? Tabii seveceğim. Sen de öğretmesen bile yine de seni seveceğim işte. Ya beni? Beni de sevecek misin? Bana cevap vermedin ama. Seni tanımıyorum ki. Tanıdıktan sonra sever misin beni? Bilmem. Belki de severim. Ben senin yerinde olsam evvela hediyeyi verir, sonra kendimi sevdirme çarelerini arardım. Senin bu. Aç bakalım. İçinden belki hoşuna gidecek bir şey çıkar. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Beni biraz olsun sevdin mi bari? Birazcık. Çok çok sevmen için ne alayım sana? Hiçbir şey istemem. Peki ne yapayım? Yarın sabah parka gel öyleyse. Neden? Benimle alay eden çocukların kulaklarını çektireceğim. Niye alay ediyorlar seninle? Babasız olduğum için. Üzülme. O yaramazların kulaklarını fil kulağı gibi uzatacağıma söz veriyorum. Ben de seni babam kadar çok seveceğim. Gel sevgi. Amcan üstünü değiştirinceye kadar o sehpanın nasıl kullanılacağını göstereyim sana. Bak böyle işte. Hı? Buyurun Nermin Hanım. Sevgiyi almaya geldim. Yukarı buyursanız. Burada bekleyeyim daha iyi. Geç kalırsak yine merak eder. Siz bilirsiniz. Geldiğinizi gidip haber vereyim. Hayrola Şaban dayı. Sevginin anası geldi. Ne olur Orhan. Sen git de rica ediver. Hiç olmazsa 5 dakika dinleniversin. Dur Orhan amca. Annem ısrardan hiç hoşlanmaz. Ben gideyim daha iyi. Gene geleceksin değil mi sevgi? Bu sefer sıra sende. Memnuniyetle gelirim. Evimiz sizinki kadar süslü değil ama. Senden güzel süs olur mu hiç? Geleceğinizi sevgi geç haber verdi. Bir şey hazırlayamadık, kusura bakmayın. Beni mahcup ediyorsunuz. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Hem ben yabancı sayılmam artık. Nurten abla, yemeğin bittiyse sana resimlerimi göstermek için. Önce göstermeye kalkma. Nedenmiş sanki? Neden olacak ayol? Kızcağızın iştahı kapanırdı da ondan. Merak etme Nineciğim. Senin resmini göstermem. Sen de gelir misin anneciğim? Tabii yavrum. Buyurun. Bu ninem. Bu annem. Bu sarmal, boncuk, bu da komşunun filosu. Bu ne sevgi? O mu? Babam için sakladım o kağıdı. Bir gün uzak yerlerden dönünce
resmini yapacağım onun. Hepsinden daha güzel, hepsinden daha süslü olacak. Resimlerin çok güzel olmuş sevgi. Yakında benden daha iyi yapacağına şüphem yok. Hadi şimdi biraz Şaban dayının yanına gidiver. Yolda seni çok özlediğini söylemişti bana. Çocukça bir inatla babasını aklından çıkaramıyor. Huzursuzluğu da bu yüzden. Daima içinde onun eksikliğini hissediyor. Size yardım edebilir miyim? Teşekkür ederim. Bazı anlar ne yapacağımı, nasıl hareket edeceğimi bilemiyorum. Çaresiz kalıyorum. Ona babasından bahsetmeyi hiç düşündünüz mü? Buna imkan yok. Neden? Babasının iftihar edilecek bir adam olmadığını bilmenizi isterim. Hakikat ne olursa olsun sevginin anlayış göstereceğine eminim. Ben olsam her şeyi söylemek için onun büyümesini beklemezdim. Babası sağ mı? Bilmiyorum. Hiç olmazsa sevgiyi düşünerek onu bulmalıydınız. Mücadele etmeliydiniz. Ona en fazla ihtiyacım olduğu an beni terk edip kaçtı. Yalnız kaldım. Karnımda onun çocuğunu taşıyordum. Bir an her şeyin bitmesini istedim ama cesaret edemedim. Çocuğum için yaşamaya karar verdim. Buna yaşamak denirse tabii. Siz olsaydınız hakikati söyler miydiniz? Hasretini çektiği babasının ne olduğunu anlatarak çocukça hayallerini lekeler miydiniz? Söyleyin bana, söyler miydiniz? İşte babası. İsterseniz sevgiye gösterin bunu. Böylesinin daha iyi olacağına inanıyorsanız her şeyi anlatın ona. Sizi anlıyorum. Hususi hayatınıza karışmak istemezdim. Maksadım size yardım etmekti. Samimiyetime, sevgiye olan hislerime inanmanızı istiyorum. Hakikati saklamakta haklısınız. Onu tanıyor musunuz? Kocam. Beni terk etmesinin sebebini şimdi anlıyorum. Babası çok zengin bir ailenin kızından bahsetmişti. Paranın her şeyi halledeceğini bilmeliydim. Bilmediğiniz bir şey daha var. Onu bana döndüren kuvvet ne para, ne aşk, ne de servet. Hiçbiri değil. Sadece merhamet. Şimdi size daha çok acıyorum. Karşınızda mücadele edebileceğiniz bir rakibiniz bile yok. Sakat bir kadın var. Nurten abla, beni öpmeden mi gidiyorsun? Allah'a ısmarladık yavrum. Güle güle ablacığım. Merhaba Nurten. Merhaba. Sana bir haberim var. Yalnız müjdemi isterim. Merak etmiyor musun? Ediyorum tabii. Pasaportumuz tamamlandı. Şimdiden seyahate hazırlanabilirsin. Memnun olmamış gibisin. Unutma ki bu seyahati en çok sen arzu ediyordun. Biliyorum. Bugünlerde şımarık çocuklara benzedim. Ne istediğimi ben de bilmiyorum. Özür dilerim Orhan. Ne var Nurten? Hasta mısın yoksa? Bir şeyim yok. Yalnız Sevgi'ye üzüldüm biraz. Ne olmuş Sevgi'ye? Hasta. Bugün ona gittim. Seni sordu. Kendisini ziyaret etmediği için çok kırgın. Bilmiyordum ki. Yarın ilk işim onu ziyaret etmek olsun. Ne olur yarına bırakma. Şimdi gidiver. Bekler seni. Şaban dayı evi biliyor. Pekala. Öyle olsun. Sen de üzülmeyi bırak artık. Neşelen biraz.
buyurun. Yatağından niye kalktın küçük yaramaz? Yatmıyordum ki ben. Hasta değil misin? Yok, kim söyledi? Nurten ablan, senin hasta olduğunu ve beni görmek istediğini söyledi. Madem ki bir şeyin yok, buna memnun oldum tabii. Geldiğini iyi ettin Orhan amca. Bak anne, Orhan amca geldi. Nurten ablanın kocası. Nermin. Hoş geldiniz. Çok aradım seni. Ben de çok bekledim. Niye kaçtın öyleyse? Niye aldattın beni? Aldatılan biri varsa o da benim. Fatma'yla gönderdiğin mektubu unutmadım. Çocuğumu aldırmam için gönderdiğim parayı da. Neler söylüyorsun? Böyle bir şey yapmadım ben. Sadece birkaç gün annemin yanına gideceğimi yazmıştım. İnanmıyorsan bakabilirsin. Mektuplar orada. İkimiz de kötü bir oyunun kurbanı olduk. Bu işi belki Fatma, belki de bir başkası yaptı. Ama artık bunun ehemmiyeti yok. Bundan sonra hep beraber olacağız. Eski günleri unutacağız. Benim hayattan hiçbir beklediğim yok. Bütün arzum çocuğumu mükemmel bir insan olarak yetiştirmek. Aramıza girmemeni, huzurumuzu bozmamanı rica ediyorum. Karının yanına dönmelisin. Böyle konuşmaya hakkın yok senin. Seni bulduktan sonra kaybetmek istemem ben. Nurten iyi bir insandır. Anlayış göstereceğine eminim. Yoksa bana inanmıyor musun? Sana inanıyorum ama seni sevmiyorum. Hem her şeyi unuttum ben. Seni de, maziyi de. Aramızda geçenler sadece bir çocukluk, gençlik macerasından ibaretti. Biliyorum, bana kırgınsın. Belki evlenmekte acele ettim. Ama mecburdum buna. Başka türlü unutamazdım seni. Yine de unutamadım. Sen benim ömrüm boyunca unutamadığım kadın oldun. Unutamadığım kadın. Yalvarırım. Hemen karar verme. Beni düşün, çocuğumuzu düşün. Bunu uzun seneler düşündüm. Kararım kat'idir. Birleşmemize imkan yok artık. Hatırlamaya çalıştığın günleri çoktan çoktan toprağa gömdüm ben. Yuvana dönmeni istiyorum. Değil mi anne? Evet yavrum. Anne, onu niye geri gönderdin? Gitmesi lazımdı. Onun babana daha çok ihtiyacı var yavrum. Sakat bir kadın. Biz birbirimize bakabiliriz. Ama onun bakacak hiç kimsesi yok. Nurten abla, değil mi anne? Evet yavrum. O kötü kalpli bir kadın benim babamı çaldı. Halbuki onu ne kadar çok seviyordum. Onu eskisi gibi sevmeni istiyorum yavrum. Ona kızmamanı, ona yardım etmeni istiyorum. Bir gün büyüyünce bunun ne demek olduğunu anlarsın. Niçin yolladın beni? Söyle. Her şeyi bildiğin halde neden yolladın beni oraya? Hakikati öğrendikten, onları tanıdıktan sonra seni yanımda tutmaya hakkım yok. Yalvarırım geri dön. Bir an evvel çocuğunun, sevdiğin kadının yanına dön. Boşuna fedakarlık yapmaya kalkma. Asla seni bırakıp gitmeyeceğimi biliyorsun. Seni seviyorum. Yanında mesudum. Ne olursun bu bahsi kapatalım. Uzaklaşalım buradan. Seninle baş başa kalabileceğimiz bir yere gidelim. Buradan kaçmakla içindekilerden kurtulacağını zannediyorsan yanılıyorsun.
Birbirimizi aldatmayalım Orhan. Benimle evlenmekle yaptığın hatayı devam ettirmeni istemiyorum. Onların yanına dön. Böylece sana olan borcumu ödemek için bir fırsat ver bana. Ne olur bunu benden esirgeme. Buna imkan yok. Onu unuttuğumu zannediyordum. Fakat gördüğüm an eskisinden daha fazla sevdiğimi anladım. Ne olursa olsun yanında kalmak istedi. Beni reddetti. Asla sevmediğini, unuttuğunu söyledi. Buna inanma sevgilim. Yalan söylüyor. Kadın asla unutmaz. O bana acıyor. Tıpkı seneler evvel senin bana yaptığın gibi fedakarlık yapmak istiyor. Ama benim merhamete ihtiyacım yok. Hiç kimsenin merhametine ihtiyacım yok. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Benim kaderim bu. Onlara dönersem sen içimde bir yara olarak kalacaksın. Onlardan ayrı kalmanın ıstırabına alıştım. Bırak yanında kalayım. Beraber olalım Nurde. Sevgi, küçük arkadaşım. Arkadaşım deme bana. Sen yalancısın, kötü kalplisin. Benim babamı çaldın. İstemiyorum, hepsini al. Boyalarını da, fırçalarını da. Sevgi, yavrum. Beni yanlış anlama. Benim babana daha çok ihtiyacı var yavrum. Sakat bir kadını. Biz birbirimize bakabiliriz. Ama onun bakacak hiç kimsesi yok. Nurten abla. Ablacığım. Yavrum. Canım benim. Söz veriyorum baban geri dönecek. Yemin ediyorum sana gelecek yavrum.
Lord Elf, niçin yaptın bunu? Söyle. Niçin yaptın? Kaderimiz bu. O seni unutamadı. Ben de unutamazdım. Kadın asla unutmaz. Sevgi. Sevgi. Babacığım. Sen